Ama öncesinde her sabah olduğu gibi piyasa değerlendirmesi alalım. Allah çatırma gidiyoruz. Karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey, tabii NATO zirvesi geldi geçti diyoruz ama piyasada yankıları devam ediyor. Yanı sıra yarın Amerika'da tarım dışı istihdam gibi önemli bir veriyi de bekleyeceğiz. Neler hareketlendirir piyasaları? Evet Zeynep, günaydın. Şimdi piyasalarda son birkaç gündür aslında bu yıl içerisinde neredeyse devam eden bir Çin-Amerika risk algısındaki değişimini biz bu hafta içerisinde çok net bir şekilde yaşamışız gibi gözüküyor açıkçası, yani fiyatlamalar içinde baktığımızda. Ama bugün hem küresel piyasalar içerisinde hem Türkiye genelinde de sanki tekrar o olumlu havanın, yani Çin'le Amerika'nın yakınlaşmasını görebilme etkisinin ya da böyle bir ihtimalin yükselmesi biraz da olumlu tarafta piyasaların yer almasına neden oluyor. Bunun yanı sıra NATO tarafında açıkçası bizim için de önemli bir süreçti ve tahmin ediyorum Türkiye'nin de son dönemdeki attığı adımlar üzerinden neredeyse NATO kanadıyla da işte büyük ölçüde bir mutabakat sağlanmış gibi gözüküyor. Tarım dışı öncesinde ise açıkçası piyasalar önümüzdeki 10 gün içerisinde hem 15 Aralık Çin-Amerika anlaşması bir deadline'ı gibi gözükürken 12 Aralık'ta da Brexit sürecinin geleceğiyle ilgili İngiltere'deki seçimi takip edecek. Bu arada biz önümüzdeki haftada Merkez Bankamızın nasıl bir faiz kararı veya para politikası kararı olacağıyla tahmin ediyorum o yılbaşı öncesindeki biraz daha tatil sürecine özellikle yurt dışı piyasalardaki girme şansımız olacak gibi gözüküyor. Bugün için ise Avrupa ve Amerika'dan veri akışı devam edecek ama özellikle bu hafta içerisinde Euro bölgesinden gelen olumlu haberlerin ve veri akışlarının diyelim daha çok yarınki Amerika veri seti olan o tarım dışı istihdam verisinde son iki veri seti sonrasında acaba yeniden bir soru işareti, özellikle çarşamba günü gelen özel sektör istihdam verisiyle gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sanki biraz daha ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Ben bugün için yurt içine baktığımızda tabii ki yarın akşam saatlerinde olası bir Moody's değerlendirmesini de dikkate alarak özellikle 108 bin borsa tarafında 108 binin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan bir Borsa İstanbul olabileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin de aslında orta vadede kalıcı geçilmesini yeni yükselişlere neden olabileceğini, aksi takdirde 108 bin direncinde de gitgeller yaşayabileceğimizi ama genel görüntünün içeride biraz da olumluya döneceğini, bunu da 12 seviyelerindeki gösterge faiz, işte 310 seviyelerine tekrar gerileyen CDS'lerde çok net bir şekilde görebiliyoruz aslında. Kur tarafında net olarak biraz daha işte o yatay bandın Merkez Bankası'nın bu hafta gelen büyüme ve enflasyon verisi sonrasında biraz da açıkçası piyasa 150 bas puanlık bir beklentiye doğru gidiyor faiz indirimi tarafında. Ve her seferinde Merkez Bankası piyasanın beklediğinden daha güçlü bir şekilde, daha hızlı ve daha yüksek oranda bir faiz indirimiyle geldiğini düşünürsek burada aslında baskının da kur tarafına hala bu beklentiye rağmen sınırlı kaldığını görüyoruz. Orada da 5.73-5.76, işte biraz daha geniş bantta 5.70-5.80 arasında hareketlerin toplantıya kadar devam edeceğini öngörebiliriz. Belki kısaca altın fiyatları üzerine de değinmek lazım. Çünkü özellikle gram tarafında 270 TL'nin üstünde kalırken ons'ta 1450-1485 aralığı devam ediyor. Burada yarınki tarım dışında genel anlamda bir Amerika ekonomisine dair istihdam ve özellikle kazançlar tarafında, yani saatlik getiriler tarafında soru işareti yaratabilecek bir veri akışının gelmesi hem Euro-Dolar paritesini yukarı doğru taşıyabilir hem de özellikle ons altın fiyatlarında yeniden bir 1480 üzerinde fiyatlamayı getirme şansı olabilir. Buna da dikkatle yarın takip edeceğimizi söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ahlak Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.